Mesela eski Babil büyüsü diye bir büyü var. Eğer bu büyüyü bir insana yaparsanız o insan büyük sıkıntılar yaşayabilir. Dünya üzerinde büyü yapmayı bilen en fazla 3-4 kişi vardır. Çok fazla insan yok. Ben bu eski Babil büyüsünün nasıl yapılacağını biliyorum. Yalnız hiçbir zaman yapmadım ve yapmayı da düşünmüyorum. Aslında tarihi Sümerlilere kadar dayanıyor. Yani çok eski. Biz bunlara Sümer büyüsü de diyebiliriz. Yalnız Babililer büyüyle daha fazla haşır neşir oldukları için ismi Babil büyüsü olarak kalmış. Bu büyülerin yazılı olduğu kitaplar var. Yalnız o kitaplarda devletin gizli kütüphanelerinde saklanıyor ve hiç kimseye gösterilmiyor. Londra bağlantılı bir büyücünün bu büyüyü evinde yapmaya çalıştığını ve evinde paramparça bulunduğunu hatırlıyorum. Ancak ve ancak İshak Hoca ve onun gibi birkaç hoca bu büyüyü yapmaya cesaret edebilir. Yalnız onlar da bu büyünün ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorlar ve yapacaklarını zannetmiyorum. Bu tür kadim büyüler her zaman çok zararlıdır. Babil büyüsünü doğru bir şekilde yapsanız bile hayatınız asla eskisi gibi olmaz. Hatta bazı büyüler vardır ki küresel çapta bile bir tehlikeye sebep olabilirler.